Şimdi eğitim gündemine devam edelim çünkü son derece önemli bir hadise bu. Yani eğitim gündemini böyle şey yapmayalım, böyle boş vermeyelim yani. Kimimizi böyle veli değilim, beni ilgilendirmiyor değil. Memleket adına dertlenen herkesi ilgilendiriyor. Şimdi sırada öyle bir haber var ki adalete ilişkin düşünmemizi sağlayacak. Konfüçyüs demiş ki adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geri kalan her şey onun etrafında döner. Adalet ortadan kalktığı zaman sistem çöküyor. Şimdi okullardaki durum bu. Fakat bir okul var ki o okul sanki evin göz bebeği. Geri kalanlar üvey evlat, imam hatipler sanki evin göz bebeği. İmam Hatip'te okumayanların bir suçu mu var? Şimdi Karaburun'da bir İmam Hatip Lisesi'nin promosyonunu izleyeceksiniz. Türkiye'de milyonlarca öğrenci okula aç gidiyor. Devlet okullarına sağlanamayan imkanlar İmam Hatip okullarına sağlanıyor. Karaburun'da bir İmam Hatip okulu öğrencilerine ücretsiz ulaşım ve yemek hizmeti verecekmiş. En fazla 15 kişilik sınıflar, ücretsiz ve kolay ulaşım, tüm öğrencilere ücretsiz öğle yemeği. Devletin kaynakları varsa neden sadece İmam Hatip liselerine ve ortaokullarına veriliyor, diğer öğrencilere verilmiyor? İzmir Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nun öğrenciler için bastırdığı afiş tartışma konusu. Ücretsiz ulaşım, ücretsiz yemek promosyonu, ayrımcılık, eğitimde eşitsizlik tepkileri peş peşe geldi. Bu çifte standart olur. İzmir'deki İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde bedava, Elbistan Mükremin Halil İnanç Lisesi'nde parayla. Öyle bir şey olmaz. Devlet çocuklar arasında, evlatlar arasında ayrım yapmaz. Anayasayı açık bir şekilde ihlal ediyor. Herkese eşit, ulaşılabilir bir eğitim hakkına sahip olması gerekir. Bu tür siyasi ayrımcılıklar devletin tarafsızlık ilkesini zedeler. Bir besleme, hani bir tas çorba olsa verseler çok güzel olur aslında çocuklar için. Okullarda bir öğün yemek talebi uzun süredir gündemde. Okullar açıldı. Veliler öğrencilerin yeterince beslenemediğini, hayat pahalılığı nedeniyle beslenme çantasına yeterli besini koyamadığını söylerken İmam Hatip Lisesi kampanyasını duyurdu. Ücretsiz yemek ve ulaşım. Ücretsiz olarak verilebiliyorsa taşımalı eğitime mahkum edilen ancak taşıma bütçesi olmadığı için okullarına gidemeyen öğrencilerin günahı ne? Milli Eğitim Bakanlığı ırsaldan taşıyacağı öğrencilere yönelik olarak sunduğu taşıma hizmetini bile sınırlandırdı. Yemek hizmetini bile sınırlandırdı. Bütün öğrencilere yemek vereceğimizi varsayalım. Yemek verecek personel var mı? Yemek yiyecekleri alan var mı? Bir diğer husus, çocuklar bizim dağıttığımız yemekleri yiyorlar mı? Bakan Yusuf Tekin'in birkaç gün önce ücretsiz yemek talebi için yaptığı bu açıklama tartışılırken İzmir'de devlet okulunun Karaburun İmam Hatip Lisesi'nin ücretsiz yemek ve servisi gündem oldu. Eğitimsen İmam Hatipleri cazip kılmak için bu ayrımcılık yapılıyor dedi. İmam Hatip Liseleri ve ortaokullara kaydolan öğrenci sayısı o kadar az ki okul yetkilileri, milli eğitim yetkilileri okullarda ücretsiz yemek servis gibi promosyonlar sunmak zorunda hissediyorlar. 15 kişilik sınıflar, kolej konforunda eğitim, ücretsiz yemek, servis de bedava. Şimdi diğer çocukların ne günahı var? O yüzden adalet dedim. Yani insanlar kendilerini üvey evlat gibi hissediyorlar diğer okullara giden çocuklar. Biraz da böyle evin göz bebeği gibi sayılıyor imam hatipler. Yoksa hepimiz bizim çocuk, hepsi bizim çocuğumuz. Yani bunlar arasında böyle bir ayrım yapmamak gerekir. Bir de halkımız belli ki artık imam hatipe doymuş. Yani artık göndermiyor çocuklarını. Anadolu liseleri var, fen liseleri var. Bir de şu var. Toplam ihracatın %3'ü yüksek teknolojili. Yani eğitimde imam hatip ısrar devam ederse bu artık artmaz. Belli ki bizim daha fazla fen lisesine, iyi eğitime ihtiyacımız var.